Bugün neredeyiz? Bugün Sırbistan'dayız. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü bu benim ilk yurt dışı deneyimim olacak. Normalde korkuyordum yani yurt dışına gitmeyi, tek başıma ne yapacağım diye. Arkadaşlarım buraya geleceklerdi, beni de kandırdılar. Ben de onlarla geldim. Bugün ikinci günümüz, dün gece geldik. Hava çok soğuktu ve yağmurluydu. Bugün en azından yağmur yok ama yine çok soğuk. Nerede gezeceğimizi bilmiyorum, bir plan yapmadım. Umarım onlar yapmışlardır. Şimdi buluşup kahvaltı yapacağız. Dışarıdan görüntüsü. Şimdi buraya geleceğiz. Hala kahvaltıcıya gidemedik ve hala çok açız. Çünkü sürekli yolda bir şey görüyoruz, oraya bakmak istiyoruz. O kadar soğuk ki dondum yani, parmaklarımı falan hissetmiyorum. Burada eğer bulabilirsem atkı falan almak istiyorum. Çünkü boynum falan dondu. Sonunda kruvasancıya geldik. Çok açız. Burada tatlı ve tuzlu kruvasanlar yiyeceğiz. Geldik, kruvasanlarımızı söyledik. Bir tuzlu bir de tatlı söyledik, deneyeceğiz. Bu tuzlu. Bu da çikolata. Çok acıkmıştık, yemek yedik, karnımızı doyurduk. Bir de buranın birasını içtik. Çok hafifti, çok güzeldi, ben çok beğendim. Şimdi buranın marketine geldik, Maxi Market'e. Burası sabah kadar açıkmış. Buradan biraz içecek alacağız, fiyatları size göstereyim. Kameranın yine yönünü bilmiyorum. Bakın şu yelen, buranın birası. Yani şu yeşil olan da Montenegro'nun. 86 bin, 4'e bölsen
20-25 gibi. 22 liraya denk geliyor arkadaşlar. İçki birazcık daha burada uygun gibi. Bir tane daha alalım, ayıp olmasın. Orhanlardan çıktık şimdi. Benim kalacağım yer 20 dakika falan yürüme mesafesinde. Birazcık uzak. Normalde uzak değil ama şu an hava çok soğuk. Yağmur yağıyor ve donuyorum yani. Bu soğuğa yürümek çok koyuyor. Bakalım yarın tam gezeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Daha plan yapmadım. Burası benim Belgrad'da kaldığım ev. Mutfakta en mutlu olduğum şey Türk kahvesi oldu. Türk kahvesi bırakmışlar. Bu beni çok mutlu etti. Küçük ama tatlı bir yer. Bence çok kullanışlı bir yer. Banyosu da gayet temiz. Her yerde ayna var. Bu beni de çok mutlu etti yine. Her şeyi düşünmüşler. Yerden ısıtmalı bu arada. Dışarısı aşırı soğuk ve yağmurlu oluyor genelde. O yüzden bu şekilde bir ısınma yapmaları çok iyi olmuş. Yoksa burada donardık yani. Klimayla falan bence kesinlikle ısınılmaz. Televizyonumuz, her şeyimiz var. Buzdolabımız, koltuklarımız, her şeyimiz var. Şemsiye bile koymuşlar. Çok büyük arkadaşlar ve çok güzel. Bakın. Şimdi içeriye geldik. Aziz Sava Kilisesi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alıyor ve buranın en büyük kilisesi. Çok büyük ve çok güzel. Şimdi çok acıktık ve dünyadaki elinde olan bir pizzacıya geldik. Birkaç tane pizza söyledik. Hepsi tadına bakacağız. Bilmiyorum nasıllar. Buraya koydun ya. Ve bir pizzamız geldi. Bakınız, 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 bakınız. Burası. Çok güzel. Beğendin mi pizzanı? Nasıl sence Orhan? Güzel. Üzerine biraz parmesan, parmesan değil, neyi bunun adı ya? Fesleğen galiba. Fesleğen koymuşlar. Biraz roka var. Bir de kendi özel peynir toplarından koymuşlar. Fena bir tadı yok, güzel yani. Yenir. 10 üzerinden 7,5. Güzel. Belgrad'da yürürken böyle sokaklarda belki çok güzel bir kokteyl barın yanından geçiyor olabilirsiniz ama çok fark edilmiyorlar. Kapıları böyle çok normal bir kapı. Böyle reklamı veyahut da ismi kocaman yazmıyor. Holy Moly adında bir tane kokteyl bara geldik. Böyle çok bilindik bir kokteyl değil. Adama bıraktık yani. Kendisi böyle karışık bir şey yapsın diye. Nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz. Tattığımızda hemen söyleyelim. Kokteyllerimiz geldi. Benimki ballı. Bu portakal. Bu galiba. Bundan çok emin değilim. Diğerleri de böyle şekerli soğuk içecekler. Şimdi bir yere geldik. Bilmiyorum ne olacak. Çıkınca konuşuruz. Biraz oyun oynayacağız.
Şans oyunu hiç bize göre değmiş arkadaşlar. 0.80 liramız falan kaldı. Yani böyle 30 kuruş gibi bir şey. Yapamadık, başaramadık. Görüşürüz. Ya var ya, dün hiç güneş yoktu. Aşırı soğuktu ve dondum yani. Bugün de iki katak üst üste giydim. Yine çok soğuk olacak çünkü öyle gözüküyordu ama şu anda terliyorum. Hiç tutturamadım. Kahvaltı yapmak için tazeye geldik. Ben lazanya aldım. Taksim'deyiz. Taksim'e geldik. Şaka şaka. Gerçekten bu yol çok Taksim hissiyatı veriyor. Şimdi İstiklal Caddesi'nde dolaşırken işte bu caddede dolaşırken işte bir tane müzeye denk geldik. Şimdi buraya gezeceğiz. Çizilmiş. Burası her bir haline getirilmiş. Bir tarafta bazı her tarafta sohbetleri görebilirsiniz. Benim de amacım çizildiğinde gençlik mitoskanlıklarını yok etme amacıyla böyle bir şey yapıyoruz ama tam olarak neden bahsediyor ve tam olarak ne anlamı geliyor onu çok anlayamadım. Eğer bunu biliyorsanız yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi de Kale Meydan'a geldik. Biraz buraya gezeceğiz. Burası çok geniş alanlı bir yer. Her yerini gezebilir miyiz bilmiyorum ama olabildiğince her yerine gitmeye çalışacağız. Böyle bir şey aldık. Buna da donut diyorlarmış. Tadına bakacağız. Güzel bence. Çok şekerli sadece. Burada bir tane adam satranç yeri kurmuş. Orhan'a seslendi. Şimdi ikisi kapışacaklar. İyi şanslar Orhan. Bahis yapıyoruz. Evet. Orhan kaybetti. Kaybetti. Nasıldı sence oyun? Adam beyazdan başladı. Hamle üstünlüğü vardı bir defa. Adil değildi normalde. Evet. Yani niye o beyazdan başlıyor? Hiç adil değil. Başlayan ilk oyunu kuruyor. Fena da değildi. İyi oynuyor bence de. Ama sürekli bir öksürdü, bir uykusu geliyormuş gibi esnedi. Orada bir hile yapmaya çalıştı. Yok yok. Bence dayı takılıyor. Hakkıyla yendi yani. Evet kötü. Evet ya. İyi oynuyordu gerçekten. Şimdi Karaloğlan Parkı'ndayız. Bakın. Palezlerden etrafı izliyoruz. Şaka. Şu an Sava Nehri'ndeyiz. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Belgrad Kalesi'nin burcuna çıkıyoruz şu an. Hatta son birkaç merdivenimiz kaldı.
gözükmüyor ama. Çok dolanıyor bir şey. Şimdi en tepedeyiz. Halil. Savaş galerisine geldik. Şimdi bir başka bir tepeye çıktık. Buradan şehir manzarasını izliyoruz. Yine Belgrad'ın kalesindeyiz. Burası çok büyük. Çok geniş bir alana yayılmış. Hepsine ulaşmanız çok zor. En az bir gününüzü buraya ayırmanız lazım her yeri görmek için. Biz yine birçok yere dolaştık ama bence bitmedi. Ama çok yorulduk. Bizim için bu kadar yeter. Belgrad Kalesi'nden çıktık. Şimdi çarşı içindeki alışveriş merkezine geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Çok acıktık. Biraz da üşüdük. Burası sıcak. Şimdi yemek yemeye geldik. Erkekler McDonald's yemeği istedi. Biz tabii ki de böyle bir şey istemedik. İrem'le beraber bir tane İtalyan restoransına geldik AVM'de. Girişte size böyle bir tane kart veriyorlar. Sonrasında kartla istediğiniz siparişi alıyorsunuz. Bunun içinde burada 3 tane bölüm var. İşte makarna, salata, bir de pizza için. Hangisini alacaksınız onun önünde. Bu kartınızla beraber şöyle bir bölüm var. Buraya koyuyorsunuz kartınızı, siparişinizi veriyorsunuz. Bu karta yükleniyor ücret. Ücret yükleniyor. Yaş bir insanın engelliyim. Sağ olun şükür. Yükleniyor. Sonrasında çıkarken de bu kartla beraber yine çıkışta ödemenizi yapıyoruz. Böyle bir sistem varmış. Şimdi havaalanına geldik arkadaşlar. Bugün dönüyoruz. Belgrad gezimiz bitti. Çok keyifliydi, biz çok eğlendik. Birçok yerde gitmiş olduk. Havaalanına gelirken taksiyle geldik. O da 2100 din falan etti. Çok da pahalı değil. Ama kesinlikle pembe taksiye binin. Diğer taksiler biraz daha pahalı. Pembe taksiler çok uygun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Türkiye'deki fiyatlarla bira sadece mesela, bira diyebiliyor muyum acaba? İçki daha uygun. Bir şey olmaz be. Buranın ismi nasıl okunuyor? Yanında küçük bir tane ya fiyatların ve içeceklerin gözüktü. Buna ne denir? Bir karet koymuşlar. Kumaral ile kumaral.